Good morning, everyone. We are in Karabulak, near Tavlukan, Yakın Karabulak, Türkiye'nin yakın Tavlukan, Yakın Karabulak ilçesindeyiz. İki dilde devam ediyoruz. Çevirici hem İngilizce hem Türkçe. Right now we are together with Erjan Jumaykan. Hazır biz şimdi yanımızda Gülşah Kudaybergen var. Birinci özünüzü tanıştırabilir misiniz? Benim Kudaybergen Kuşak. Ya benim adı Jönüm. Jumaykan yaşına görsünüz. Tuğgan Cerim'in de aytırı. Tuğgan Cerim, Kıtay Respublikası. Benim adı Jönüm Jumaykan yaşına. İli oğlusu Targıbatay Aymağı Tolağı'nda. Ben benim Tölğuzatı. Gülşah Kudaybergen was born in 1961 in Tarbagatay Province of İli Kazak Otonomus Region. Kıtay'dan Korla Kalası Hacım. Erjan Jumaykan was born in 1988 in county of Korla in Bayırlı'nın province. He came to Kazakistan'a 2018 yılında vatandaşlık almış. Ve hazır, He used to go to China in August 2016 to visit his wife. However, she came to Kazakhstan in August 2016 to visit her brother. And in Çin vatandaşı olduğu için her iki ayda bir Çin'e gidip gelmesi gerekiyormuş. Bu şekilde iki ayda bir gidip gelirken 2017 aralığında gittiğinde pasaportuna ve belgelerine el koyulmuş. Daha sonra ev hapsine alınmış. Bu kişi toplama kampında değil, ama ev hapsinde hala ev hapsinde ve bu tarafa göndermiyorlar. Hazır yekinci adam. Kaykala, hıcın, hıcın degen kalasında. O uçakta neydi? Lager'de sol. Lager sol, hıcının özünde. Hazır yekinci adam. Kazakistan'a Çin vatandaşı Kazakistan'a bir kere kayacak gelmiş. 2016 yılında Ağustos'ta gelmiş. Bir 15 gün kadar Eylül'de geri dönmüş. Bu kişinin 85 yaşında babası, 5 yaşında bir çocuğu varmış. Bu kişi gelmediği için toplama kamplara gönderildiğini söylüyor. Zaten toplama kampları büyük ölçüde 2017 Mart Nisan'da başlıyor. Muhtemelen o Mart Nisan o dönemde tutuklanarak kampa gönderildi. O zamandan beri bu kadın hakkında hiçbir bilgimiz yok. Nerede nasıl bilmiyoruz. Tahminen bu Korla'nın Мен осы әпекемнің сол Қытайдың түрмесінен, лагер жақты түрмесінен шығуына мен көмек сұраймын. 1971 жыл толған.
Right now, Erjan Afcumaykan is asking help from all the international human rights organizations for his sister. Şimdi Erjan Afcumaykan ablası için bütün uluslararası insan hakları örgütleri... Zanlı imam. Zanlı imam. İstegen, 20 neşe yıl oldu istegenli. 2018 yılı, 2. ayma 3. aydın içinde... Üylünü lagerine kirgen. Sodan osu jakında 2019 yılı birinci aylarda çıktı. Endi osu mına bawrımdı köşügün çakırtuun jiberip oturmuz. Hazır uykamakta. Hazır uykamakta. Endi osu köşügün çakırtuun tezirek jasap osu jerge mına oşakta 2 balası azamat so ballarmen tezirek kavuşuğun tıymın. Serik Kudaybergen is her brother, born in 1971. Serik Kudaybergen kardeşi oluyor, 1971 doğumlu. Here you see his Chinese passport. Elimde şimdi Çin pasaportunun Çin kimliğini görüyorsunuz. İktiratı var. İktiratı var. This person is a Chinese citizen, but he has a residence permit in Kazakhstan. So this person was detained in February or March, but possibly February 2018. This person is an official imam, and obviously reason for detention is being an imam. He worked as an official imam of the Chinese state for 20 years actually. He was detained in February 2018 and was sent to a concentration camp. Then he was released from the camp in January 2019 actually. He was released from the camp and he's right now under house arrest. Although, even though this person was released from the camp, he's still not free. He's under house arrest. His two children are also Kazakh citizens. And right now, Gülşat Kudaybergen is asking help from all international human rights organizations for his brother too. Serik Kudaybergen, imam gene, devletin resmi imamı. 20 yıl için devletin resmi imamı olarak çalışmış. 2018'de Çin vatandaşı ama Kazakistan'da oturma izni var. 2018 Şubat'ında, Mart da olabilir ama büyük ihtimalle Şubat'ta tutuklanıp toplama kampına gönderilmiş. Toplama kampına gönderilme sebebi imam olması açık. 2019'un ocağında geçen ay serbest bırakılmış. Serbest bırakılmış dediğim yani kamptan çıkarılmış ama hala serbest değil. Şimdi de ev hapsinde hala. Bu kişinin iki çocuğu da Kazakistan vatandaşıymış bu arada. Bu yüzden... Gülşat Kudaybergen şimdi bu kardeşi için de bütün uluslararası insan hakları örgütlerinden yardım talep ediyor. Oldu.